Merhaba. Homemaker'da multimedya eklemek için çalışmamıza yapmamız gereken şey Question sorumun üstüne tıkladığımda girişine bakın burada bana resim seçti tıkladım. Ve şu anda bu giriş arayüzünde bana resmi yüklediği ilk yeri açtı. Hemen yanında Advanced Editor var. Gördüğünüz gibi ben burada istediğim farklı düzenlemeleri yapıyor olabilirim. Ne yapabilirim? Bakın ben burada diyelim ki hemen ilk başa bir video koymak istiyorum ya da bir resim yüklemek istiyorum. Yapmam gereken şey bunun için resim için buradaki resim işaretine tıklamak. Resmini ya bilgisayarımdan bu alana sürükleyip bırakmak ya da buradan büyüteç vasıtasıyla yüklemek. Diyelim ki seçtim resmimi ve şu anda bana yüklüyor. Yapmam gereken şey yükleme işlemi bittikten sonra OK'ye basmak. Bakın resmimi hemen yüklemiş oldu. Aşağıda aynı şekilde herhangi bir videoda yükleyeceksem ben yapmam gereken şey Insert Media'dan buradan resmimi bir şey özetliyorum. Videomu yüklüyor olmak. Eğer herhangi bir yere link vermek istiyorsam, örneğin COVID-19 pandemisinden sonra diyelim ki John Hopkins'in haritasına link verelim. Açıyorum. Link vermek istediğim siteyi açıp oranın adresini kopyalayacağım. Hemen gördüğünüz gibi kopyaladım. Kendi editörüme geldim. Bu açıyor olacak benim siteyi. Tıkladım ve buradaki bu COVID-19 pandemisinin üstüne geldiğinde ne olacak? Insert Edit Media'ya getirdi. Açılmasını istediğim linki tıkladım. Ayrı bir sayfada açılsın dedim. Okey dedim. Ve bakın ben şu anda multimedyamı eklemiş oldum. Yapmam gereken şey okey demek. Ve Save Over'la aynı anketimin üstüne bunu kaydetmek. Şu anda yapmaya çalıştığım şey hemen share dedim. Ve buradaki linkimi aldım. Tıkladığımda oylamam açılmış oldu benim. Bakın eklediğim resim. COVID-19 pandemisinin üstünde link tıkladığımda bana haritamı açıyor. Bakalım. Evet. İstatistik bütün dünya genelindeki korona vefatı ve yakalananların gösterildiği hazin tabloyu açmış oldum. Kod editörüne geri dönelim. Bu işlemleri nerede yaptık? Kendi arayüzümüzde nereden? Advanced editörün içinden yaptık. Resme tıkladıktan sonra karşıma çıkan ekranda Advanced Editor tıklayarak ileri seviyede düzenleme işlemlerini yapmış oldum. Bakın Advanced Editor tıklayarak bu işlemleri yapmış oldum.